Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Derslerinizi takip ediyorsunuzdur. Soru çözümü yapıyorsunuzdur. Videoları biraz daha az izlemeye başladınız. Lütfen sıkı tutun. Şimdi yine teste devam edeceğiz. Birinci soruyla hemen başlıyorum. Hangisi yanlıştır diyor bana. A'ya bak. 0,3. 3 bölü 10 demektir. 0,56. 56 bölü 100 demektir. 0,26, 26 bölü 100 demektir. 5,18, 5 çarpı 18 bölü 100 demektir. E şıkkım 0,03, 3 çarpı 1000 demektir diyor. Şimdi 3 bölü 10, 0,3, 3 bölü 10 demektir. Sıfırdan sonraki bir basamak yerine 10'a bölerim, doğru. 2 basamak yerine 100'e bölerim. 2 basamak yerine 100'e bölerim. 2 basamak yerine 100'e bölerim. 5 tamımı yazdım. 18 bölü 100'ümü yazdım. Şimdi 0,03. 2 basamak var sıfırdan sonra ama buraya 3 sıfır yazmış. Eğer burada bir sıfır olsaydı bu doğru olurdu. Yani benim E şıkkı yanlıştır diyorum. Şimdi ben bir ikinci sorumu yazayım. 0,23 artı 0,4 eksi 0,005. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi geliyor? 23 bölü 2 sıfır 100 artı 4 bölü 10 eksi 5 bölü 1000'miş benim cevabım. Ne yapıyorum? Faydalarımı eşitliyorum hemen. 10 ile çarpıyorum. 100 ile çarpıyorum. 230 artı 400 eksi 5 eşitmiş. Bölü 1. 230 ile 400'ü topladım. 630. 5 çıkarıyorum. 625. 625 bölü 100. 1000 neye eşittir? 0,625'e eşittir. Üçüncü soruma bakıyorum şimdi. 6 bölü 0,2 çarpı 0,3 bölü 0,1 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 6 bölü 2 bölü 10 çarpı 3 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Bunları direkt sadeleştirdim. Buradan bana 3 tam geldi. Burayı ne yapıyorum? Şöyle birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. Çarpıyorum. Böldüm. Buradan bana 30 geldi. 30 çarpı 3 oldu o zaman benim sayım. 30 çarpı 3 nedir? 90'dır. Bu işlemimin sonucu diyorum. Hemen devam edelim. Dördüncü sorumuzla. Sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuna baktım. 6 bölü 10 bölü 3 bölü 100. Ne yapıyorum? Pardon, 3 bölü 1. Ne yapıyorum şimdi? 6'yı 3'e böldüm. 2 sadeleştirdim. Bir tanesi gitti. Yani 2 bölü 1 bölü 100 kaldı bana. Buradan ne gelir? 2 çarpı 100 bölü 1'den 200 buradan geldi. Şimdi diğerine bakalım. 24 bölü 10. 6 bölü 10'a eşitmiş. Onlar gitti. 24'ü 6'ya böldüm. Buradan 4 geldi. Diğerine bakalım. 15 bölü 10. 15 bölü 100'e eşitmiş. 15'ler gitti. Buradan ne kaldı bana? 1. Onlar gitti bir tanesi. Buradan ne kaldı? 1 bölü 10. 1 çarpı 10 bölü 1'den buradan da bana 10 kaldı. Yani 200 artı aradaki işareti 4 artı 10. 214'müş bu işlemimin cevabı diyorum. Ve şimdi sorumuza geldik.
bölü 0 virgül 1 eksi 16 bölü 0 virgül 8 artı 1 virgül 1 bölü 0 0 1 çarpı 0 1 işleminin sonucu kaçtı? Şimdi buradan ne gelecek bana? 3 çarpı 1 bölü 10 yani 3 çarpı 10 bölü 1 yani 30. Buradan ne gelecek? 16 bölü 8 bölü 10. Yani 16 çarpı 10 bölü 8. Sadeleştirdim. 2. Buradan bana 20 geldi. 1 bölü 1 bölü 100. Yani 1 çarpı 100 bölü 1'den cevabım 100'müş dedim. Ne oldu şimdi benim parantezimin içi? 30 eksi 20 artı 100. Çarpı 1 bölü 10. 30'dan 20 çıktı. 10. 110 artı 110 çarpı 1 bölü 10 sadeleştirdim. 10 gelmiş benim cevabım. Altıncı soruma geçiyorum hemen. X eşitmiş 6 bölü 11'e. Y eşitmiş 4 bölü 9'a. Z eşitmiş 8 bölü 13'e. Sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi ben burada paydalarımı eşitlemem zor olacağı için paylarımı eşitliyorum. 6'nın 4'ün ve 8'in ortak katı olan 24'ü alıyorum. 24 olması için bunu kaçla çarpmam lazım? 4 ile. Bunu 6 ile. Bunu kaçla çarpmam lazım? 3 ile. Çarpayım. X'im eşitmiş 24 bölü 44'e. Y eşitmiş 24 bölü 54'e. Z eşitmiş 24 bölü 39'a. Şimdi ben 24'ü 44'e mi bölersem daha büyük bir şey olur, 54'e mi? 44'e yani daha az bir şey bölersem daha büyük bir payım kalır. O zaman x'im en büyükmüş. Sonra, pardon, z en büyükmüş. 39 en küçük olduğu için z büyüktür, x büyüktür, y diyorum. Büyükten küçüğe sıralamam bu şekilde. Küçükten büyüğe de tam tersini yazmam gerekiyor. Şimdi 7. sorumuza geçelim hep birlikte. Hangisi irrasyoneldir diyor. Şıklarda şunlar var. Eksi kök 5. Eksi 1 bölü 5. 0. 5 bölü 2. Kök 1. Şimdi kök 1 nedir? 1'e eşittir. 1 reel bir sayıdır. 1 doğal bir sayıdır. 1 tam sayıdır. 1 rasyonel sayıdır. Ama irrasyonel sayı değildir. Zaten rasyonel sayı ise irrasyonel sayı olmaz. 5 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. Evet. 0 bir rasyonel sayı mıdır? Bir rasyonel sayıdır. Neden? 0 bölü. Bir sayının nasıl diyeyim? 0 bölü 100 yaparsam bu sayı ne olur? 0 olur. Bunun altında gizli bir şu an 1 vardır değil mi? Demek ki bu rasyonel sayı ise irrasyonel sayı olamaz. B bir rasyonel sayıdır. O zaman irrasyonel sayı olamaz. Ama kök 5 dışarıya çıkamayacağı için bir irrasyonel sayıdır diyorum. Şimdi son iki sorumuz kaldı. Bu dersimizi sonlandıracağız. Sekizinci sorumuz. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 1 eksi 1 bölü 6 bölü 1 bölü 9. Buradan bana ne geliyor? Birinciyi aynen yaz. Şöyle aşağıda yapayım. 1 bölü 6 çarpı ikinciyi ters çevir çarp. Sadeleştirdim. Her tarafı 3'e böldüm. 3 bölü 2 geliyor. Yani 1 eksi 3 bölü 2'ymiş. Ne yapıyorum? Paydalarımı eşitliyorum. 2 kere 1, 2, 3 çıkardım. Eksi 1 bölü 2'dir benim cevabım diyorum. Şimdi son sorumuzu yazalım.
tane sihirli rasyonel sayılabilir o 9. sorunda. Şimdi 0/120. Bu bir rasyonel sayıdır değil mi? Elemanıdır, rasyonel sayıdır. Cevabımız 0'dır. Yani irrasyonel değil. Kök 3 sayısı. 3 kökten çıkmayacağı için, tam sayı olarak kökten çıkmayacağı için kök 3 sayım bir irrasyonel sayıdır. Pi sayım bir irrasyonel sayıdır. 0 irrasyonel sayı değildir. -5/20 bir rasyonel sayıdır. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkacağı için irrasyonel sayı değildir. 2 tanesi irrasyonel sayıdır diyorum. Testimin sonuna geldi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerinizi takip edin. Hoşça kalın.